Merhaba sevgili dostum. Son zamanlarda bana çok sorulan sorulardan biri. Hocam ikinci evliliği yapmalı mıyım? Ya da ben boşandım acaba başkalarıyla sağlıklı bir ilişki tekrar yürütebilir miyim? Yeni bir evlilik yapabilir miyim diye. Şimdi bu konuda biraz kendinize haksızlık yaptığınızı düşünüyorum. Yani sizin daha önce ayrılmış olmanız, boşanmış olmanız yeni bir evlilik yapmaya hiçbir şekilde engel değil. Sadece her zaman bahsettiğim gibi süreci iyi planlamak, zamanlamayı doğru yapmak, bir de ikinci evliliği yapmayla ilgili ana temayı ve ana konuyu unutmamak gerekiyor. Önemli olan şu aslında, ikinci evlilik seviyorsan, seviliyorsan ve anlaşabiliyorsan denklemi üzerine kurulmalı. Bazı insanlar evliliği bittikten sonra insanlar onu eksik, kusurlu veya hatalı görmesin diye kısa bir süre içerisinde hemen ikinci bir evlilik yapmaya çalışıyor. Adeta rüştünü ispat etmek için böyle bir girişimde bulunuyor. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Neden? Kendini temize çıkarmak için. Ya da insanlara bak aslında ben doğru bir insanım, boşandığım ayrıldığım kişi yanlış, bak şimdi hemen evlendim çok mutluyum diye görüntü çizmek için evlilik yaparsan bu senin gerçekten istediğin kişi, istediğin bir evlilik modeli olmayabilir. Ve bir süre sonra insanlara vermek istediğin mesajı verirsin ama geri planda hayatın boyunca belki de doğru olmadığını fark ettiğin andan itibaren o evliliğe katlanmak zorunda kalırsın. Burada en önemli nokta şu aslında. Birinci evlilik bittikten sonra bir nadas süresi kendimize bırakmamız gerekiyor. Nedir o nadas süresi? Nadas demek bir şeyden ayrıldıktan sonra ya da vazgeçtikten sonra onun fiziksel, zihinsel, duygusal, ekonomik, hukuki bütün bağlarından arınmak, sonra iyileşmek, toparlanmak, ondan sonra yeni bir sürece başlamak. Hani coğrafyada vardır ya, bir yıl diyelim ki tarlaya patates ektin, ikinci yıl fasulye ekmek istiyorsun. Toprağı dinlendirmek, patatesin kalıntılarından ayrılmak için bir yıl tarlayı dinlendirmen gerekiyor. İnsanın ruhu da böyledir aslında. Ayrıldığın ilişkinin etkilerinden, kalıntılarından uzaklaşmak, toparlanmak için, arınmak için en az bir yıl veya bir 18 ay kendine zaman tanıman gerekiyor. Hemen bir ilişkiye başlamaman gerekiyor. Hemen bir önceki ilişkinin tersiyle mutlu olacağını düşünüp işte öfkeli birinden ayrıldın diye sakin biriyle çok mutlu olacağın yanılgısına düşmemen gerekiyor. Burada önemli olan nokta şu aslında, birini bulmak değil, iki kişinin birbirini bulmasıdır. Esas noktalardan bir diğeri de şu, eski evlilik seni yönetiyorsa, otomatik olarak yeni evlilik onun tersi de olsa, benzeri de olsa hala eski evliliğin etkisinden kurtulamadığını gösteriyor. Bu konuyu özellikle neden vurguladım? Şunun için, önemli olan ikinci evlilik yapmak değil, önemli olan bunu neden yapıyorsun, kiminle yapıyorsun? Hangi şartlar ve hangi motivasyonla yapıyorsun? Kendini temizlemek için asla ve asla hemen yeni bir evlilik yapmamalısın. Ayrıldığın kişinin tersiyle mutlu olacağın yanılgısına düşmemelisin. Diyelim ki sorumsuz birinden ayrıldın. Diyelim ki bencil birinden ayrıldın. Ya da öfkeli birinden ayrıldın. Şu yanılgıya düşme. Öfkeliyle yapamadım, sakin biriyle kesin yaparım. Yani onun tersiyle mutlu olacağını düşünüyorsun. Bir şeyin tersi onun doğru olduğu anlamına gelmiyor. O sakin olur yeni eşi. Ama sorumsuz olur, ama cimri olur, ama sadık olmaz. Yani tek bir parametreyle hareket ederek o evliliği yapmamak için eski evliliğin kalıntılarından arınmış olman, hani o gönül yorgunluğu deriz ya, o gönül yorgunluğunun geçmiş olması gerekiyor, kendini biraz toparlamış olman gerekiyor, eski ilişkinin otopsisini de yapmış olman gerekiyor. O ilişkiyi neden seçtim, neden onu yürüttüm, neden ayrıldım, bunları oturtmadan yeni bir ilişkiye geçersen biraz çelişki olur, ilişki olmayabilir. İki ilişki arasında genelde Avrupa'daki kaynaklar işte 12-18 ay diyor. Ama biz Türkiye'de artık şunu bile söylüyoruz ya, ilk 6 ay en azından kendini bir nadas süresine tabi tut. Sonra yavaş yavaş toparlanmaya başla ve kendi yolunu çizmeye başla diyoruz. İkinci evliliklerle ilgili en çok sorun yaşanan nokta şu aslında. Eşlerin geçmiş evlilikleri bir, ikincisi eşlerin geçmiş evliliklerinden, eski evliliklerinden kalan çocukları. Biriyle eğer evlenmek istiyorsan onun geçmişini de kabul etmek zorundasın. Onun çocuğunu da kabul etmek zorundasın. Ve o çocuğun da o anneyle veya o babayla ilişkisinin hayat boyu devam edeceği gerçeğini de kabul etmek zorundasın. Eğer boşanmış biriyle evlenmek istiyorsan bu iki dinamiği olmazsa olmaz olarak kabul etmek zorundasın. İster kadın ol, ister erkek ol. İşte bu çerçevede baktığımızda iki dinamik bizim karşımıza sürekli çıkıyor. Çocuk kavramı, eski eş kavramı. Bazı insanlar evlenmeden önce her ne kadar ses çıkarmıyorsa veya sorun olmayacağını düşünüyorsa bile evlendikten sonra çocuğu istemiyor. Ben diyor bu çocuk,
Ben bu çocuğu istemiyorum. Ben işte çocuğunun bu evde yaşamasını istemiyorum. Annesine gönder veya babasına gönder diyor. Ve birçok insan maalesef ikinci evliliklerinden çok hızlı bir şekilde bundan dolayı boşanıyor. Bu çok önemli bir nokta. İkinci nokta. Geçmişini kabul edemediğin, geçmiş evliliğini veya ilişkisini hazmedemediğin, doğru bulmadığın bir insana evlenmeyeceksin. Evlilik deneme tahtası değil. Ya bir deneyeyim. Belki hazmederim. İşte belki kabul ederim. Belki zamanla olur. Böyle bir şey yok. Bizim millet seviyor böyle şeyleri. Ceketi bile alırım ileride oturur. İşte ayakkabı zamanla işte genişler. Böyle bir şey değil evlilik. Yani bir şeyi kabul edersin. Kabul ettiğin andan itibaren de o kabul ettiğin noktaları sorgulamazsın. Ama ilk başta kabul etmiş gibi görülüp maske takıp sonrasında ben kabul etmiyorum dediğinde karşıdaki de ister istemez bir süre sonra seninle çocuğu arasında veya seninle geçmişi arasında bir tercih yapmak zorunda. Çocuğu değiştiremez veya geçmişini değiştiremez. O zaman ne yapacak? Ya seninle ortak noktayı bulacak ya da senden ayrılmak zorunda kalacak. Bilinenin aksine ikinci evlilikler her zaman daha zordur. Birçok insan diyor ki birincisinde aklı başına geldi, tecrübe kazandı. İkincisinde kesinlikle turnayı gözüne vuracak. Yok öyle bir şey. İkinci evliliklerde boşanmalar daha yüksektir. İkinci evliliklerde bu bahsettiğim konulardan dolayı çatışmalar daha yüksektir. İkinci evliliklerde bir de kişi geçmiş ilişkisinde aşırı fedakarlık yapmışsa, aşırı işte stres, dert, tasa yaşamışsa, üzüntü yaşamışsa, tahammülünün çoğunu orada yitirdiği için ikinci evliliğe geldiğinde kusursuz bir ilişki arayışıyla başlıyor. Ben orada yaşadım, artık yaşamak istemiyorum. Ben orada daha önce bu tartışmaları yaşadım, burada asla yaşamayacağım. Senin geçmişte, ilişkinde, eski evliliğinde sorun yaşamış olman, yeni ilişkinde yaşamayacağın anlamına gelmez. Her ilişki parmak izi gibidir ve benzersizdir. O ilişkide yaşadıklarını oraya bırakacaksın. Niye tahammül edemiyorsun biliyor musun? Çünkü geçmişteki o yorgunluğunu, kırgınlığını, kızgınlığını hala atlatamamış olabilirsin. Nada süresi tanımadığın için o gönül yorgunluğun devam ediyor. Hala geçmişten gelen haksızlıklara karşı alerjin var, öfkelere karşı tahammülsüzlüğün var. Bunları yitirmeden, bunları kaybetmeden, nötralize olmadan yeni bir ilişki onun için diyorum başlamayın. Onun için mutlaka bir nada süresi kendinize tanıyın diyor. Bazen şöyle şeyler duyabiliyoruz. Ailem kız arkadaşımın daha önce evlilik yapmasından dolayı onunla evlenmemi doğru bulmuyor veya istemiyor. Ya da diğer tarafta kadın diyor ki işte aile erkek arkadaşımın daha önce evlenip boşanması ve çocuğun olmasından dolayı evlenmemi istemiyor onunla. Şimdi bu konularda aslında bu bir yandan da kişinin kendi ailesiyle bir özelleşme savaşıdır. Ailesinin kontrolünden çıkmamışsa, ilişkisine sahip çıkamayacaksa, ya bu insanı ben seviyorum, geçmişi herhangi bir rahatsızlık yaratacak bir durum ihtiva etmiyorsa, diyemiyorsa, ilişkisine, kararına sahip çıkamıyorsa, bence bu kişilerin de yani bununla birlikte olan kişilerin de bu kişiyle ilgili ilişkisine bir daha bakması gerekiyor. Yani sen ailene ilişkini kabul ettiremiyorsan, sen ailene kararını, mutluluğunu, mutlu olacağından %100 emin olduğun bir süreci kabul ettiremiyorsan, bu aile yarın senin hayatında her şeye karışacak. Yarın çocuğun ismine karışacak, evliliğindeki dizayna karışacak, alacağın arabanın rengine karışacak, kredine karışacak, gelirine karışacak, birçok şeyine karışacak. Bazen bu sınavlardan geçiyoruz. Bu bizim özelleşme sınavımız aslında. Peki ailenin hiç mi söz hakkı olmasın? Ya da aile yani gözü kapalı çocuğun her istediğini kabul mü etsin? Elbette bu da değil. Bunun için de ne yapmak lazım? Aileye de biraz zaman tanımak ve hemen bunu dayatmamak gerekiyor. O aşamaları da iyi izlemek gerekiyor. Yani önce olumlu şeyler söylenebilir, sonra tanıştırma süreci olabilir. Şimdi bazı insanlar 3 yıl flört ediyor, 3 yılın sonunda evlilik kararı alıyor, ailenin yeni haberi oluyor. Şimdi o süreç aslında sıfırdan başlamış olacak ister istemez. 3 yıllık flörtlenmeyi boşa gitmiş olacak. Bu tip durumlarda daha önce böyle bir durum varsa aile tarafından risk görünen, bakın risktir demiyoruz. Aile tarafından, ailenin dini, milli, hayata bakış açısı itibariyle bir sorun teşkil edebiliyor onlara göre. O zaman ne yapmak lazım? Artık aileye de o zamanı alışma ve kabullenme zamanını tanımak ve adım adım gitmek gerekiyor. Bir kadının da bir erkeğin de daha önce evlilik yapmış olması, daha önce nişanlanıp ayrılmış olması veya daha önce uzun bir flört yaşamış olması onunla evlenmekle ilgili asla ve asla bir risk teşkil etmez. Yani burada şeyi doğru görmek gerekiyor. Kişinin daha önce evlenmiş olması veya daha önce boşanmış, ayrılmış olması bir risk değil. Mesela bir diğer nokta, 2017 istatistiklerine göre boşananların neredeyse %25'i 3 yıl içerisinde başka biriyle evleniyor. Yani bu ne demek oluyor? İşte 140, 130, 140 bin kişi boşanmış o yıl. %25'i neredeyse 40 bine yakın insan
3 yıl içerisinde başka biriyle evleniyor. Yürütebiliyorlar mı, yürütemiyorlar mı? Genellikle o kriterler ve kabullenme mekanizması oluştuğunda birbirlerini daha iyi idare edip birbirlerine daha iyi uyumlu olduklarını görebiliyoruz. Bu anlamda kadının da erkeğin de geçmişte bir boşanma yaşamasından dolayı kendini yetersiz görmesi, değersiz görmesi kendi kul hakkına girmesidir. Başka bir şey değildir. Kendi kendine merhametsiz davranmasıdır. Sen busun. Kabul eden eder, seven sever, kabul etmeyen sevmeyen sevmez. Sen geçmişini değiştiremezsin. Kaldı ki sen utanılacak bir şey yapmadın. Sen ayıp bir şey yapmadın. Sevdin, yürüttün, her şeyi ahlaki, hukuki, normal sistem içerisinde yürüdü. Öyle bir noktaya geldin ki artık anlaşamıyorsunuz, boşandınız, ayrıldınız. Bunun neresi ayıp? Ayrılmak da boşanmak da hukuken de dinen de hak zaten. Hani bunu özendirmiş gibi konuşmuyorum. Bu bir hak. Bundan dolayı utanılmaz. Bundan dolayı kendini aşağılık gibi göremezsin. Bundan dolayı kendini değersiz göremezsin. Bu en insani haktır. Bundan dolayı kimse de sana böyle yaklaşamaz. Sen bir kere bundan dolayı kendini ezik hissedersen karşıdaki her zaman bundan dolayı seni suçlar, en küçük açığını bulduğunda da veya seni istediği gibi yönetemediğinde de buradan seni vurmaya çalışır. Bu konuda dik duracaksın. Seni kabul eden eder, etmeyenin yolu açık olsun. Sonuç olarak daha önce evlenmiş, boşanmış biriyle evlenmek istiyorsan, onun geçmişini de uzantılarını da olduğu gibi kabul etmeyi göze alıyorsan bu yola çıkmanı istiyorum. Bununla ilgili denemeler de yapmanı istiyorum. Yani tanışma sürecinden sonra onu tanıdıkça bunu atlatıp atlatamayacağını, kabul edip edemeyeceğini de o flört döneminde, tanışma döneminde denemeni istiyorum. Bunu evliliğe bırakmamak gerekiyor. Bu evlilikte çözülecek bir sorun değil. Flört döneminde çözülecek bir sorundur. Onun çocuğuyla anlaşıp anlaşamayacağını, beraber yaşayacaksanız bunu kaldırıp kaldıramayacağını hepsini flört döneminde kararlaştırman ve bitirmen gerekiyor. Birçok insan diyor ki evlendiğimizde hallederiz, evlilikte düzelir, evlilikte keramet var. Öyle bir şey olsaydı evlenenlerin %25'i %20'si boşanmazdı. Bir diğer nokta. Şayet daha önce sen boşanmış biriysen karşıdaki kişiyle kartlarını açık oynayacaksın. Diyeceksin ki ben buyum. Beni böyle kabul edeceksen ve bunu hiçbir zaman sorun etmeyeceksen bu yola girelim. Ailene sürekli kendimi suçlu hissedemem. Ailene sürekli kendimi temize çıkarmaya çalışamam. Ben kendimi kanıtlamak zorunda değilim. Bunları çok net söyleyeceksin. Kabul eden etsin ve bir daha sorun olarak karşına çıkarmasın. Kabul etmeyen de kendi yolunu çizsin. Çocuklarla ilgili konularda da aynı netliği göstermen gerekiyor. Ben çocuklarımı belli bir yaşa kadar veya işte meslek sahibi olana kadar ya da üniversiteye gidene kadar büyütmek zorundayım. Başka bir seçeneğim yok. Çocuklar benle yaşıyor ve hayatları benle gibi. Bunları konuşarak net olarak ifade edersin. O flört döneminde de çocuk ve partnerin arasındaki o ilişkiyi gözlemlersin, tanıştırırsın, beraber ortak paylaşımlarda bulunursunuz. O sürece göre de net olarak bir karar vermiş olursun. İkinci evliliklerle ilgili birinci kitabım Unutmak mı, Affetmek mi ve son kitabım, beşinci kitabım Bensiz Biz Olmaz kitaplarımda bununla ilgili bölümler var. Dilersen ondan da faydalanabilirsin. Kendine iyi bak.